Uşak Motorsporları Merkezi'nden herkese merhabalar. Milli sporcularımızdan Asrın Rodipak'ın antrenman yaptığı Uşak'ta şu anda diğer milli sporcularımız Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofoğlu ve ayrıca Kenan Sofoğlu var. Onların yanı sıra da minik sporcularımız Berkay'ı görüyorum mesela şu anda karşıda. Milli sporcularımızın izindeki diğer sporcular, onlarla birlikte dünyanın en üstündeki yarışçılarımızla burada antrenman yapma şansı buldular. Asrın geri geldi. Can Öncü geliyor şu anda, bakın sağ virajda. Kenan Sofoğlu şimdi dışarı çıktı. Motosiklette bir ayar değiştirecek büyük olasılıkla. Bir yerde bir sıkıntı var, ne olduğunu anlayamadık. Şu anda pistte kimse yok. Biz de içeriye doğru dalıp yerimizi değiştiriyoruz. Toprağı şu anda buldum. Bakın arkadan geliyor. İkinci sırada şu anda Toprak. Bir yarışçının hemen arkasında. Toprak Razgatlıoğlu da uzun zamandır böyle yakından pist içinden izlememiştik. Evet, hemen içeriye bir atak yaptı. Geçti orada rakibini. Toprak bu pistte daha önce bir antrenmanda küçük bir highside, daha doğrusu büyük bir highside'den küçük bir sakatlıkla ayrılmıştı, iyileşti. Evet, şiir gibi Toprak şu anda motosikleti kullanıyor. Çok rüzgar var. Bir anda açıldı tabii ki. Sanırım Berkay'ı yakaladı şu anda. Berkay Saray önde, Toprak arkasında ama çok hızlı ara kapanıyor tabii ki. Ama işte bu olay arkadaşlar, yani minikler için çok büyük şans. Bakın Toprak içeriden bir kendisini gösterdi, bıraktı. Tekrar takip moduna geçti şu anda. Atak yapmıyor. Ama Toprak onu geçtiğinde diğerlerinin onlarla beraber sürmesi büyük bir aslında yarar sağlıyor. Ve Kenan Sofoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofoğlu şu anda pistte. Bahattin en önde. Bakın Bahattin gazlıyor. Arkasında Toprak. Bahattin ve Kenan arasında, pardon, Bahattin ve Toprak arasında, önümden de Kenan geçti. Hangisine bakacağımı ben de şaşırıyorum biraz ama ekranlarda şu anda Bahattin ve Toprak'ı görüyorsunuz. İkisinin arasında güzel bir mücadele başladı. Bakın ne kadar birbirlerine yakın sürüyorlar. Oo,
Toprak adeta iğne deliğinden geçti şu anda. Ama Bahattin de onu bırakmaz. Çok uzaktalar. Zoom yaparak şu anda çekiyorum arkadaşlar bu yarışı. O nedenle arada böyle bir titriyor. Dalgalanmalar yaşayabiliyor. Gimbal olmasına rağmen. Üstelik de rüzgar arada bozuyor. Fakat şu dronları görüyorsunuz. Murat abi ve Ömer abi şu anda müthiş görüntüler yakalıyorlar. Onları da daha sonra sizlerle paylaşacağız. Evet bakın. Bahattin ve Toprak. Bahattin bırakmıyor. Mücadele var. Şurada da pistin ayrı bir noktasında olduğu için çok fazla göremedik ama Can da öndekileri şu anda atak yapıyor. Yakalamaya çalışıyor. Hop biri bıraktı. Can'ın çizgisi bozuldu. Hepsinin dışında şuraya geri dönersek bakın. Toprak ve Bahattin. Bahattin bırakmıyor. Toprak Bahattin Kenan oldu arkadaşlar. Orada olay değişti. Bakın şöyle. Toprak Bahattin ve Kenan Sofuoğlu aynı karede. Yalnız Toprak da hiç yavaşlamıyor. Kenan'da full atak. Arayı kapattı yalnız. Gerçekten arayı kapattı. Bahattin bir kendini gösterdi. Atak yaptı ve geçti. Toprağı. Toprak bıraktı şu anda. Bahattin önde. Aferin Bahattin. Toprak biraz da sen sürüye önderlik etmedi herhalde. Bahattin yalnız çok iyi. Kenan'dayız şu anda. Şöyle duralım. Öğrencilerini kovalayan bir kral. Acayip keyifli şu anda arkadaşlar burada olmak. Uşak Motorsporları merkezindeyiz. Asrın Rodipak da burada. Biraz önce içerideydi ama galiba motosikletinde bir arıza çıktı. Bir pistten geri çıkmak zorunda kalmıştı. Şu an burada mı bakamıyorum da. Şu öndeki mücadeleyi seyretmekten, çekmekten diğer taraflara yoğunlaşamıyorum. Can da pistte. Toprak atak yaptı ve geçti. Kenan Sofuoğlu müthiş bir atak. Neler oluyor burada böyle? Kenan ikisine birden atak yapmaya kalktı. Bahattin'i geride bırakmayı başardı. Yani biraz önce bir numarada olan
Bahattin Sofuoğlu bir anda 2'ye geriledi. 3'e geriledi hatta. Sonra şimdi tekrar değişti orada sıralamalar. Evet, araya başkaları girdi. Toprak 1, Bahattin 2. Bakalım Toprak biraz yavaşlayacak mı? Tekrar 3 numara. Toprak 1, Bahattin 2, Kenan 3. Müthiş bir mücadele oluyor. İnanılmaz antrenmanlar yapıyorlar. Bahattin tekrar şu anda birinci. Toprak yol verdi. İkisine birden. Kenan 2, Toprak 3 şu anda. Bahattin lider. Kenan bakalım liderliği ele geçirebilecek mi? Benim önümden geçerken bir atak bekliyorum. Mesafe yetmedi. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Moto Etkinlik'te sizlere dair özel videolar da var. Özel videolara ulaşmak için katıl abonesi olmak gerekiyor. O da Android telefonlar, akıllı televizyon ya da bilgisayar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Abone ol butonun yanında ve atak yaptı. Kenan Sofuoğlu liderliği ele geçirdi. Katıl abonesi olarak milli sporcularımızdan özel videolara ulaşabiliyorsunuz. Bize de destek atmış oluyorsunuz. Destek atan herkese çok çok teşekkürler. Yarışlardan böyle videoları size ulaştırmaya çalışıyoruz. Bahattin Sofuoğlu çok iyi bir atakla Kenan'ın önüne attı kendisini. Burada inanılmaz şeyler oluyor şu anda. Kenan Bahattin Toprak. Acayip bir mücadele var arkadaşlar, bakın. Şu anda 5 pilot orada arka arkaya. Bahattin çok zorluyor. Süper Moto'daki back it up gibi. Back it in. Ben de şaşırmaya başladım. Back it in gibi böyle motosikleti inanılmaz bir şekilde kaydırarak bir viraj döndü ama derken orada Kenan tekrar liderliği ele geçirdi. Şu anda Kenan lider. Oo, Bahattin kötü düştü sol omzunun üzerine. Evet, bazen de böyle antrenmanlarda, sert antrenmanlarda kazalar olabiliyor. Sol omzunun üzerine düştü ama umarım bir şey olmamıştır. Ben Ahmet Köseoğlu, Uşak yarış pistinden sizlere mücadeleyi sunmaya çalıştım. Moto Etkinlik YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bize yorum atmayı unutmayın. Destekleriniz bizler için çok önemli. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Ben şimdi Bahattin'in neler olup bittiğini öğrenip onu da sizlerle ayrıca paylaşacağım. Hatta açıklamada bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.